1 Nisan şakaları bilmem bunlar kesinlikle haramdır. Türkiye'nin büyük bir bölümünü din tüccarlığı yaparak kandıran ve buna da zaman zaman takiye adı vererek masummuş gibi, İslamiyet'te yeri varmış gibi davranan paralel ihanet çetesi üyelerine Müftü Emrullah Üzüm'den cevap geldi. İl müftüsü, kesinlikle yalan ve iman bir yerde bulunamaz. Yasaktır, haramdır, caiz değildir, takiye yapmak asla caiz değildir dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Yalanla iman bir yerde birleşmez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani asla takiye caiz değildir, haramdır. Bir insanı kandırmak bir Müslümanın imanı ile çelişir. Yani mümin hiçbir zaman yalan söyleyemez. Hani Efendimiz şöyle böyle hatalar yapabilir kullar diyor. Müminler belki ama yalan asla söylemezler. Bu çünkü imanları ile ters düşer. Edirne Televizyonu'nda katıldığı bir program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan il müftüsü Üzüm, İslamiyet'te takiye diye bir şey olmadığını, kesinlikle caiz olmadığını söyledi. Müftü, Peygamber Efendimiz'in hadisiyle verdiği cevapta şunları söyledi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Bunu çok önemli vurgulamak istiyorum. Yalanla iman bir yerde birleşmez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani asla takiye caiz değildir, haramdır. Bir insanı kandırmak bir Müslümanın imanı ile çelişir dedi. Yalan asla caiz değildir. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Şakadan bile olsa yalan söyleyen Kevser Havzı'na gelemez diyor. Şakası bile olmaz yalanın. Yani o bakımdan bu 1 Nisan şakaları bilmem bunlar kesinlikle haramdır ve bu insanları harama, yalana alıştırmak demektir. Bu vesileyle müminin her sözü doğrudur. Mümin kendisine güvenilen insandır. Çünkü Allah'a iman eden insandır. Kesinlikle yalanla iman bir yerde bulunamaz. Katiyen mümin yalan söyleyemez. Şakadan bile olsa yalan söylemez. Bu haramdır. Yasaktır, caiz değildir. Takiye yapmak asla caiz değildir. Mümin neyse onu hakikate sahip çıkar. Hakiki manada hakka ve hakikate, adalete sahip çıkar. Onu temsil eder. İmanın gereği de budur. Şaka bile olsa yalan söylemenin haram olduğunu ifade eden il müftüsü, 1 Nisan'da yapılan şakaların dahi haram olduğunu, bunun insanları yalanı alıştırdığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında her gece yatsı ezanından önce okunan selaların bundan böyle sadece perşembe geceleri yatsı ezanından bir saat önce okunacağını ifade eden Edirne İl Müftüsü Emrullah Hüsüm, ülkemiz tehlikeye düşerse yine selalar okunacaktır dedi. İmana takiye ile zarar vermek isteyenleri reddediyoruz. Bunlar asla bizimle olamazlar. Bunların karşısında kesinlikle ülkemize, devletimize ve milletimize sahip çıktık. Yine de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Devletimiz gereken her şeyi yapıyor ve milletimiz de bundan sonra çok uyanık, müteyakkız olacak. Her zaman bizi kandırmak isteyenlere karşı uyanık olacağız ve bu takiye yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Selalar her cuma gecesi geleneğimizdir. Bütün Türkiye'de selalarımız okunuyor. Bahsettiğim gibi selalarımız bu imanımızın ve bu güvenin teminatıdır. Cuma geceleri selalar okunmaya devam edecek. Allah bu kritik zamanları, bu saldırı zamanlarını bir daha yaşatmasın. Ama her zaman selalarımızla, ezanlarımızla bir araya geliyoruz. Geleceğiz ve ülkemizi inşallah el birliğiyle koruyacağız. Es-salatu ve's-selam.